Bu ilk yeni dersi arkadaşlar, mesela bugün Minecraft Survival Game sorunuz arkadaşlar. Return to Moon West Docks haritasındayız ve MCSC sorunundayız. Bakalım, umarım oyunu kazanırım. Her zamanki gibi ortaya koyacağım. Ne zamandan beri de bu map'te oynamıyordum açıkçası. Denk gelmesi hoşuma gitti. Tamamdır, birkaç item aldık, hemen kendi rutuma doğru ilerleyeyim. Bugün nedense çok garip oldu yani. Neredeyse oynadığım her oyunu kazanıyorum işte, arda arda 5, 6, 7 kere kazandım. Ben de dedim bari video çekeyim. Aslında bugün video çekemeyecektim. Bu arada bugün günlerden pazartesim. Fakat siz bu videoyu salı günü izleyeceksiniz. Normalde bugün video çekmeyecektim. Fakat işte arda arda 7-8 kere oyun kazanınca dedim herhalde. Çekeyim yani bir kere, şansım var dedim. Ve bakalım, çekiyorum. Umarım bunu da kazanırım. Tamamdır. Gidelim. Bu arada farklı ve güzel bir tekstür pack'lerim gerçekten de çok kaliteli bir PvP tekstür pack'i. Giyelim şunları da şöyle. Tamamdır, ladder set olduk. Ladder challenge falan mı yapsak diyeceğim. Gerek yok challenge'a. Şuradaki kapıyı da açalım hemen. Hop. Tamamdır. Evet, açtık. Bu bölümde arkadaşlar size sosyal medya hesaplarımı şey yapacağım, hatırlatacağım. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, videoların açıklama kısmında var. Fakat bilmeyenler için ve yeni katılan aboneler için ben bir kez daha hatırlatacağım. Facebook'tan başlayalım. Bizim Facebook sayfamız var arkadaşlar ve aralarında en aktif olanı bu. Yani en güncel, en aktif bunu kullanıyoruz. Her gün caps paylaşımları oluyor. Ne bileyim işte, videodan küçük spoilerlar falan veriyorum ben arada sırada. Bugün hangi videonun gelip gelemeyeceği hakkında falan bilgiler veriyorum. Ufak ufak falan duyurular yapıyorum. Caps paylaşıyoruz. Güzel güzel sohbet ediyoruz sizlerle. Eğer Facebook sayfamızı beğenmediyseniz altta açıklama kısmında olan linkten Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz. Yaklaşık olan 20.000 beğeniye ulaştı. Beğenen herkese de buradan teşekkür ediyorum. Şunu yiyelim. Birincisi Facebook sayfamızı, dediğim gibi bunu bayağı bir aktif kullanıyorum. Hem de Facebook sayfasını beğenirseniz işte bayağı birçok şeyden haberdar olursunuz. Duyurulardan haberdar olursunuz, gelecek videolardan haberdar olursunuz, her şeyden haberdar olursunuz. O yüzden beğenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Abi hiç işime yarayan bir şey çıkmadı ya. Iron falan, Diamond falan çıkmadı. Keşke çıksaydı. Neyse, sıkıntı değil. Dediğim gibi Facebook sayfasını beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Gel buraya, üzgünüm. Oha. Oha lan, adam öyle bir uçtu ki göremedim abi bir anda. Mouse'u öyle bir abandım ki arda arda taradım adamı, sonra adam felaket bir şekilde uçtu. Bilmiyorum lag ne oldu, uçtu yani bir anda. Korktum açıkçası ben de. Olta var mı? Adam geliyor, olta göremedim. Ama FNS'yi alırım şöyle. Adam kaçıyor galiba benden. Evet, adam kaçıyor, nedenini anlamadım. Neyse, gidip kesmeye çalışalım. İkincisi ise Twitter. Twitter'da çok öyle aktif değilim. Fakat orada da arada sırada bir şeyler yazıyorum. Ve videolar geldiğinde de anı Twitter'da paylaşıyorum. Videoların geldiğinden daha hızlı haberdar olmak için de Twitter sayfamızı beğenirseniz sevinirim. Ben normalde çok Twitter kullanan birisi değilim. Fakat Twitter kullanıcıları için Twitter sayfası da açtım. Ve açmamız da gerekiyordu yani. 80.000 abone olduk burada, 84.000 falan. O yüzden açmam gerekiyor diye düşündüm ve açtım. Videolar geldiğinde de orada anı paylaşıyorum. Videoların geldiğinden de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Abi yansaydın sen ölmüştün şu an. Ama şimdi de öldün. Evet, güzel. Şunu yiyelim şöyle. Twitter'dan beni takip ederseniz sevinirim. Takip eden takip edilir. Şunları atalım. Tamam ya, gayet şu an güzel gidiyoruz. Tamam, güzel. Üçüncüsü ise arkadaşlar Google Plus. Google Plus'tan da bizi çevrelerinize eklerseniz yine çok beni mutlu edersiniz ve beni desteklemiş olursunuz. Oradan da videoların geldiğini anını direkt otomatik olarak paylaşıyor. Yani video yüklendiğinde, yayınlandığında direkt orada da paylaşılıyor. Oradan da videoların geldiğinden haberdar olabilirsiniz. Oradan beni çevrenize eklersiniz veya takip edersiniz. Çok iyi olur. Bu kadar. Başka öyle sosyal medya hesabım yok. Bir de kişisel Facebook falan var işte benim. Onda da Facebook'a İsmet RG yazarak benim kişisel Facebook'uma da ulaşabilirsiniz. Evet, of. Tamamdır.
Fakat kişisel Facebook sayfasında arkadaşlar kimseye arkadaş ekleyemiyorum çünkü eklenmiyor artık. Yani kimse bana çoğu kişi bana artık arkadaşlık isteği de yollayamıyor. Ben de artık ekleyemiyorum. Fakat elimden geldiğince attığınız mesajları okumaya çalışıyorum. Bana ulaşmak isterseniz de dediğim gibi bana kişisel Facebook'a mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Fakat cevap vermeyince de lütfen küfür etmeyin, işte böyle "aa cevap vermedi" küfür falan. Böyle şeyler de yapmayın çünkü gerçekten de çok fazla mesaj geliyor ve ben de boş vakitlerimde bunların hepsine bakmaya çalışıyorum. Fakat tabi hepsine bakmam mümkün değil. O yüzden de kusura bakmayın. Fakat onun için de bir şey düşünüyorum yakında yani. Böyle sorduğunuz sorularını anında cevap verecek bir site gibi bir şey vardı. Şu an adını unuttum. Onu da yakında açabilirim. Oradan da sorularınıza direkt cevap vermiş olurum. Fakat %100 açar mıyım, orası da kesin değil. Açarsam ama iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Elmaları atacağım, şunu da atacağım, şunu da atacağım. Çünkü gerçekten de çok fazla yemeğimiz var. Bu kadar fazlaya gerek yok. Bir tane FNS yapalım. Ve birazcık da ok yaparsak süper olur. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Düşüncelerinizi de yorum olarak yazarsanız iyi olur. Şimdi 4 kişi kalmış diyecektim ki deathmatch başlıyor. Güzel oyun, bayağı bir hoş gidiyor. Bu texture pack de nedense çok hoşuma gitti ya. Böyle texture pack'leri seviyorum. Şurada da bir adam var. Onu da kesersek deathmatch'e 1v1 kalırım. Ve bu da benim için çok iyi olur. Bu arada böyle taktik vereyim size. Chorus map'inde şu altlardan gidin. Çok hızlı bir şekilde gidersiniz. Tamamdır. Arkadaşı kestik galiba. Türklü. Videoyu izliyorsa da kusura bakmasın. Her kestiğimiz adamı da neredeyse yakarak önce yaktık da kestik. Bayağı bir bu bölümde iyi FNS kullandık açıkçası. Şunu da atalım. Tamamdır. Deathmatch'e 1v1 kaldık ve büyük ihtimalle oyunu kazanırız diye düşünüyorum. Oyunun sesi umarım çok fazla gelmemiştir çünkü nedense yeni bilgisayara geçtiğimden oyunun sesini kıssam bile bazen çok fazla gelebiliyor. Bunun sebebini anlamış değilim. Umarım benim sesimi bastırmamıştır. Mesela eski laptoptan %1 alınca yani oyunun sesini hiç duyulmuyordu ama bunda ona rağmen hala oyunun sesini duyabiliyorum. Neyse, çok konuştum herhalde. Evet, deathmatch'te başladım. Adamın da durumu bayağı bir kötü. Bu deathmatch aranası da gerçekten de berbat, yani neden böyle bir şey yaptılar anlamış değilim. Birazcık değişiklik yaptılar map'te, fakat bu arana bu map olmadı. Aslında buranın kendinin ortası da kötüydü ve Katniss CJ, evet. Aslında buranın kendisinin ortası da kötüydü, çok büyüktü. Burası da çok küçük ve hiç böyle FNS kullanması falan zor. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.